Ayde. Ben aslında... Sus. Ben değişemem Vahide. Bilim. İstedim değiştirem seni değil mi? Sen de istersin ben değişem. Değişemem Mustafa. Seni ne kadar sevsem de değişemem. Haydi. Seni bu dünyada gerçekten daha çok seviyorum. Bilim. Annemden yadigar. Gelin olduğunda ona tak diye vesile etmişti. Sabah Feride. Boşa beni Mustafa. Eğer gerçekten seversen beni. Boş ol, boş ol, boş ol de boşa ver. Yapamam. Yaparsın. Ne olur söyle. Alexander'ın söylediğine göre dayısının oğlu sabah karşı evlerine gelmiş. Yaralıymış. Baytar Efendi müdahale etmek istemiş ama kurtaramamışlar. Niçin yaralandığını söylediler mi? Geldiğinde konuşacak durumu yokmuş efendim. O yüzden bilmiyorlarmış. Peki ailesi kimmiş, nerede yaşıyormuş? Baytar Efendi'nin söylediğine göre adamın adı Dobre. Sofya'da üniversite öğrencisiymiş. Sofya'da? Sofya'da üniversite okuyan bir gencin çok uzak bir kasabada yaralı olarak dayısı oğlunun evine gelmesi pek de mantıklı değil. Ne düşünüyorsunuz komutan? Sağlam barışmıştırlar Fatma abla. İnşallah kız inşallah dur. İnşallah. Vahide. Ne oldu kız? Ha? Bitti mi? Affettiniz mi birbirinizi? Süle. Daha ne kadar kaldı Elbasan'a? Bu köyde başımıza bir bela daha gelmeden çıkalım gidelim. Daha ne gelecek başımıza Ramiz Efendi? Hırsızların peşinden giderken
Hırsızlara soyulduk. Şu halimize bak. Sen için güleysin Hasan? Bu kıyafetle çok gülünç olmuşsun, ona güleyim Cappar Efendi. Sen kendine bak önce. Sus kart papaz. Sen de sus genç papaz. İkiniz de kabahatlısınız. Niçin ben kabahatlıyım? Sen de yardım ettin bize, sen de kabahatlısın. Hayırlı günler efendi. Hayırlı günler kardeşim. Günler. Siz hangi kiliseye bağlısınız? Biz Gostina, Gostkorat, biz bağımsız bile dolaşıyız köy köy. Ne? Bunlar benim çalınan cübbelerim. Yurdu çaldıklar bizi, bak fenalık geçiriyor. İnlenecek adama geliyor. Koş! Hadi. Kaç. Nereye gidiyorsunuz hırsızlar? Ne? Ne dedin? Süle ne dedin? Yok, ben ne duydum, sen onu söylemedin değil mi? Söylemedim de. Sakin ol ana, sakin ol. Nasıl oğlum sakin? Durun. Ben de bir laf söyleyeyim. Kadın adam boşarsın. Eskiden bu işler ağır imiş. Gülüm şimdi kar olmuş. Bu kızın aklı hepten gitmiş. De öyle. Mustafa ne dedi? Yapamam dedi. Oh. Ben dayanamayayım. Ramiz Efendi. Ne dedin? Ben dayanamayayım. Ne oldu? Ben dayanamayayım Ramiz Efendi. Koşamayacağım. Ne olacaksa olsun yeter artık. Asıl bak bakalım etrafa kimse var mı? Yok Ramiz baba, kurtulduk. Şükür. Kurtulduk. Papazlardan kurtulduk. Bakalım sen benim elimden kurtulabilecek misin papaz? Ne yaparsın Ramiz baba? Ne yaparsın? Ramiz Efendi. Korkma çocuğu. Baskında elimizden kaçırdığımız adamın izini bulabildiniz mi? Bulduk Abdülbey. Hala. Dimitri onu sağ bırakmamanızı istemişti. Gereğini yapın. Bir şey yapmamıza lüzum kalmadı Abdülbey. Adam dayısının oğlunun evinde ölmüş. Dayısının oğlu mu? Kimmiş dayısının oğlu? Püsüçan diye bir kasabada Alex adında dayısının bir oğlu varmış. Yaralı olarak oraya gitmiş, orada ölmüş. Püsüçan mı? Dayısının oğlunun adı Alex'miş öyle mi? Evet. Ya. Bak sen şu işe. Tamam, sen gidebilirsin. Hala Alex Efendi, hala. Ne desem? Anasıyla babası bilirler mi ki çocukları eşkıyalık yapmış? Sanmayayım dedim. Onlar Tetava'da yaşaydı ya. Sofya'da okuydu. Nereden bilsinler ki? Alexander. Dilaver. Girebilir miyim? Tabii. Bedir Efendi. Kaymakam Bey. Buyurun. Başınız sağ olsun. Sağ olasınız Kaymakam Bey. Kapı açık. Mustafa. Abi. Döndüğünü duydum. Nasılsın? İyiyim, sağ ol abi. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Seninle konuşmam gereken mühim bir mesele var Mustafa. Benim kararım karar ana. Ya öyle mi? Benim de kararım karar de şimdi delireceğim ben. Vahide. Çok büyütürsün meseleyi. Ne? Öyle mi abla? Öyle. Belki de haklısın. Belki benim sebep her şey bile olsun.
Kirliyim ben. Pür sıçan keçisi. İnatçıyım. Babama çekmişim değil mi ana? Bileyim ne lazım yapam. Ama bilmem onu nasıl yapam. O hep gideyim. Ben hep bekleyim. Hem bilmeyeyim ne vakit gidecek, ne vakit dönecek. Hep sanayım ölüm haberi gelecek. Ta vakit bilmeyeyim ne yaparım. Ama haklısınız. Mustafa hiç yalandırmadı beni. Hem Allah da utandırmadı. Ne istedim? Tam onu verdi bana. Hep ne derdim? Kocam olursa yiğit olacak. Allah da bana en yiğit kocayı verdi. Ama onun kalbine de iki sevda koydu. Karısı hem vatani. Te şimdi ben ne lazım yapam? Mustafa git, ben yolunu güzlerim dersen. O vakit benden değilim. Kal karının yanında dersen, o da kalsa, o vakit Mustafa Mustafa olmaz. Yok, ben onu bile sevdim. İstemem dünsün yolundan kalbinin yarısı için. Kendi yolunda kalbi yarım kalmasın. Bekleyenim var demesin. Biliyorum. Girit'ten yeni döndün. Ama senin gibi birine ihtiyacım var Mustafa. Yarın bu çete belasını tamamıyla Makedonya'dan silebiliriz. Ne diyorsun? Birlikte çökelim mi Dimitri'nin tepesine? Hem senin varlığın askerlerimize de güç verecektir. Oğlum. Eğer gelmek istemiyorsan geleceğim abi. Sağ ol Mustafa. Hemen manastıra dönmemiz gerekiyor. Hemen mi? Hemen. Yarın gün doğmadan askerlerle birlikte yola çıkacağız. Tamam. Gerçeği söylediğiniz için teşekkür ederim. Dobre kız kardeşimin torunudur Kaymakam Bey. Yardım etmeden yapamazdık. Anlıyorum. Bundan ötürü bir suç var ise Kaymakam Bey tamamıyla bana aittir. Kanun ne isterse onu yapın. Ailesi çocukların eşkıyalık yaptığını biliyor mu? Hiç sanmayız. Sizi zor durumda bırakmak istemem. Bir eşkıyayı saklamak suçtur Kaymakam Bey. Dobre'nin eşkıya olduğunu başka kimseye söylediniz mi? Yok. Kimseye söylemedik. Peki cenazeyi yarın mı defnedeceksiniz? Ailesi yarın lazım gelsin. Evet. Yarın defnedebiliriz. Mehter Efendi. Yarın mutlaka yapılsın. Mutlaka. Dobre hakkında kimseyle konuşmayın. Sağ olun Kaymakam Bey. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun Kaymakam Bey. Öyleyse ben eve gidip silahımı alayım. Tamam Mustafa. Bizim de uğramamız gereken biri var zaten. Sonra senin evde buluşuruz. Tamam. Ramiz Baba. Konuşma Hasan, konuşma. Ama ben çok açım, dünden beri bir şey yemedik. Vallahi ben de çok acıktım Ramiz Efendi. Cappa Papaz Efendi. Hasan Papaz Efendi. Ailenizin hırsızı emrinizdedir. Süleyin, ne çalam size yemek için bu dağ başında? Niçin üfkeleneksin Ramiz Baba? Bak zorlu bir maceranın içindeyiz. Lazım birbirimize destek olalım. Macera mı? Öyle. Ha, göstereceğim ben sana macerayı dünenime de. Hadi be yeter be. Peşin bir şeyler yiyelim, sonra yersiniz birbirinizi.
Ramiz baba, bak tabiatta bizim beslenmemiz için faydalı yiyecekler bulunur. Lazım önce onları bulalım. Üle mi? Üle. Ya bul o vakit. Teessüf ederim. Niçin benimle eğleniyorsun? Önce bir tabiata yüz al. Mesela... dal. Yemler. Yapraklar desem kurumuş. Bu çayır çimeni de bizim gibi aç olan hayvanlara bırakalım. Üleyse... ah! Buldum. Ne buldum? Mantar. Mantar mı? Mantar? Nerede? Te. Abla. Çok acele ediyorsun. Zarife doğru Süleyva'yı da çok acele ettirirsin. Az bekle. Bak göreceğim geçeceksin. Bilim, saglam bilim. Hayt, buna da hiç laf söylemeyip kafasının dikine gideyim be. Zarife. Tamam abla. Şu sandıktaki çamaşırları verir misiniz? İyi, ben hallederim, mühim değil. Tamam abla, tez çıkarız. Kaymakam Bey. Komutan, odamda konuşalım. Kaymakam Bey, manastırdan telgraf geldi. Verin. Ne yazıyor? Dobra adlı eşkıyanın Pusiçan nahiyesinde Aleksandar isimli bir Makedon'un evinde saklandığı malumatını aldıklarını. Gereğinin yapılarak eşkıyayla birlikte eşkıyayı saklayanların tutuklanmasını. Gel. Pırsıçan kasabası yetkililerine telegraf yolladık Paşa Hazretleri. Peki. Sağ olun. Çıkabilirsiniz. Umarım söylediklerin doğrudur Abdül. Merak etmeyin baba. Çok güvenilir bir yerden duydum. Konuşacak bir hangi şeyiniz? Ait. Yüle abla. Ay sonra görüşürüz biz. Ait. Zarife. Hemen mi alıyorsun eşyalarını? Hemen. En doğrusu bu Mustafa. Sen öyle diyorsan. Annen nerede mi kalacaksın? Öyle yapacağım. Ta ki sen kararını veresin. Çok mu istiyorsun seni bu Şimay'da? Hı? Bana bak. Gözlerime bak ve söyle. Bu kadar çok mu istiyorsun seni bu Şim? Silahını aldım. Kusura bakmayın. Ne silahı? Ne silahı? Ahmet abiyle halletmemiz gereken bir mesele var. Manastır'a gideceğiz.
Vahide. Vahide. Ne yapacağız Kaymakam Bey? Emirleri uygulamaktan başka çaremiz yok. Haydi alattık bizi içeri. Kaymakam Bey meşgul diyorum Namık. Niçin anlamayasınız? Al bu parayı. Al bu parayı takip ediyorum. Al. Ne oldu Katip Efendi? İsteyler sizi görsünler Kaymakam Bey. Hayırdır Namık? Biz çok hayırlı bir iş için geldik Kaymakam Bey. Ha. Biraz işim vardı benim ama. Ama bizim iş çok mühim. Üle, çok çok mühimdir işimiz. Peki. Komutan, siz biraz bekleyin. Ben Namıklarla konuşup geliyorum. Baş üstüne Kaymakam Bey. Buyurun. Baş başa bıraktınız demek. Evet ana. Aferin kızlar. Dogri dogri, doz dogri iş yapmışsınız. İnşallah, inşallah öyledir. İnşallah. Vay de. Kimse bir şey sormasın, hiç konuşacak halde da değil. Yok Aribine, isteğim yalnız kalam. Oldu değil mi? Yok olmadı, olmadı. Yapma ana, oldu mu? Oldu kızım, oldu. Anasının kuzisi. Buna lazım bir kütek basas. Bakma bana öyle Fatmacığım, fena niyetle söyleme. Cappar Efendi, bu mantarlar bizim ormanın mantarlarına benzemeyiz. Zehirli olmasın. Sen ne anlarsın Ramiz Baba? Mantar mantardır işte, ye. Sen sus be. Sen ne anlarsın mantardan? Tabiattan anlayan mantardan da anlar. Kapışmayın şimdi, hadi yiyin bak ne kadar lezzetli. Hadi. Patates, patates. Güzel değil mi? Güzel daha. Güzel be. Çok güzel be. Patates, patates. Hadi da. Namık Efendi hayratı olsun. Ne kadar güzel. Değil mi? Nevresse anım ama mi. Namık Efendi hayratı. Sonra Münevver anım. Nevresse. Tamam anladım. Hey. Haydi başlayın o vakit. Teparası. Dilaver. Böyle büyük büyük yazsın. Namık Efendi hayratı. Oldu mu? Olmadı Namık. Niçin? Hem paranızı hayır işler için kullanmak istiyorsunuz... ...hem de böyle gösteriş meraklısı davranıyorsunuz. Sizce bu münasip mi? Değil mi? Yardım dediğin gizli gizli yapılır. Böyle gösteri gösteri olmaz. Al şunu. Kusura bakma Mustafa. Seni de zor durumda bıraktım. Hay Allah ya. Keşke bir mümin değil abi. Hadi bir an evvel manastıra gidelim. Gecikmeyelim. Bizdeyiz ki bu gece Hatice ablamlara gitsek. Vahide ablamı da alsak. Orada üç kız kardeş konuşsak. Ha ne diyorsun? Gelir mi? Niçin gelmesin? Duydunuz. İstemeyim konuşam dedi. Duymadınız mı? Bir keretten soralım. Belki gelir. Öyle ya belki gelir.
Kızlar iyi düşünürler Fatmacığım. Onlar akrandırlar. Bak şimdi, ana ile baba arasında sülenmeyen şeyler kız kardeşlerin arasında sülenir. Doğru değil Bedi abla. Valla, öyle deyseniz de git konuş. Konuş valla. Zaten Ramiz de yok başımızda, ne yapam şaşırdım kaldım ben de. Git konuş, konuş hay. Bekle Zarife, ben de geleyim. İstem yalnız kalam dedim. Vay de. Biziz, benim Zarife. Abla, yalnız isteyiz bir şey süleyelim, hem birden çıkacağız. Öyle vay de. Abla, affet ama isteyiz bir şey soralım. Öyle vay de. Bak ne düşünüyor Zarife ile. Hasan da burada değil. İster misin bu gece? Bile biz üç kız kardeş. Ben de kalalım. Yok. Sağ olun, bileyim istemezsiniz üzülen. Ama gelirsem daha fazla üzüleceğim ben. Tebile kalam isteyim. Ama abla burada tebile kalamazsın. Burada annem var. Gelecek yeme geçe kıracak. Ne oldu diyecek. Süt getirecek. Ne oldu diyecek. Diyecek de diyecek. Hem söz veririz, hiçbir şey sormayacağız, hem akıl da vermeyeceğiz. Ama bak Hatice ablamlara gelirsen, mesela orada nasıl istersen öyle kalırsın. Zarife doğru söyle. Soru yok mu? Yok. Vallahi abla, Mustafa'nın mısını bile anmayacağız. Hem tek senin mi derdin var? Zarife hem Alex'in başında da ne dertler var? Baba. Efendim? Güveninizi kazanmak için ölmekten çekinmeyeceğime kanaat getirmişsinizdir umarım. Şimdi eğer izniniz olursa adamlarımı alıp tekrar eşkıyanın peşine düşmek isterim. Hayır. Ama neden? Bunu sana söyleyemem. Birkaç gün manastırdan ayrılmayacaksın. Anlaşıldı mı? Eğer öyle olması gerekiyorsa... Evet. Öyle gerekiyor. Pekala. İzniniz olursa ben dışarı çıkabilir miyim? Evet. Çıkabilirsin abi. Çok şükür ikna oldu. Hey çok şükür, nasıl oldu? Birden inecek. Ey. Ana, ben gidem Alex'e haber verem. Zarifecik de bu gece burada kalsın, olur mu? İyi olur tabii, nasıl olmaz? Ay. Aferin kızım Zarife. Kocadan izin almak lazım. Yok, Bülay Vahide'nin yaptığı gibi yaparsanız kocanıza... ...o kocanın yanında çabuk kocarsın. Bedi abla. Tamam. Zarifecik. Sen bu gece burada kal. Kız şeylerle de oynarsın, olur mu? Olur. Hadi ben gittim. Hay canım. Beni de bekle Zarife, ben de lazım dinleme eve. Evet. Hadi kalın sağlıkla. Selametle kızım. Ramiz baba. Çok lezzetliydi değil mi mantarlar Bülay? Patates gibi. Öyle. Tadı da bir başkaydı. Çok güzel idi, çok güzel. Sağ ol Ramiz baba. Bilseydik keşke daha fazla toplarıydık. Ramiz efendi. Efendim. Şimdi lazımdı bize bir yerlerden düzgün kıyafet bulalım. Yok. Sana bu kıyafet çok yakıştı. İmam edin, papaz oldun. Ne demişler? Sorma neydim? Sor ne oldum? Maytap geçme be Ramiz. Ben papaza kadar gideyim, çabuk gelirim. Tamam dedi. Kaymakam Bey.
Cezmi komutan. Haberler kötü Baytar Efendi. Kötü mi? Evet, maalesef. Ne düşünüyorsun kocacığım? Sanayim kaymakam aklı nevreste. Galiba aklı. Para bizi bozdu. Çok bozdu. Lazımdır bu ayır işlerini gizli saklı yapalım kocacığım. Öyle. Kimse bilmesin ki biz yapayız. Öyle. Öğrendiklerini bilmiyoruz Alex. Ama bir şekilde öğrenmişler. Anlayayım komutanım. Ne istiyorsunuz yapasınız torununu? Batar efendi, maalesef emirleri uygulamak zorundayız. Ama onun hiçbir kabahati yok. Ne olduysa arfi arfine anlattık size. Mecburuz Baytar efendi. Onlar işlerini yapayım be dede. Ama bu haksızlık be evlat. Haksızlık. Batar efendi, hemen umutsuzluğa kapılmayın. Daha bu işin hukuk tarafı var. Mahkemede her şey ortaya çıkacak. Çıkar ya Baytar efendi. Hem biz de, kaymakam bey de, ben de sizin lehinize ifade vereceğiz. Mahkeme bunu mutlaka dikkate alacaktır. Of be. Of. Bu da mı gelecek idi başımıza? Bir de mi lazım gidelim Cezmi komutan? Ne yazık ki öyle Alex. Öyleyse gidelim. Gelinimin hem küçük kız senin haberi yok bu işten. Niçin bile apar topar götürüyorsunuz? Tamam dede, üzülme artık bak. Mahkemede çıkacakmış her şey. Üzülme. Dobra'nın annesi hem babası bu akşam gelirler. Bilmeler ki çocukları eşkıyalık yapmış. İstemeyin bunu yükransınlar. Babası Osmanlı'ya bağlı dürüst bir adamdır. Çocuğunun eşkıyalık yaptığını yükranırsa o da ölür üzüntüsünden. Peki Baytar efendi, ne yapalım istersin? Önce cenazeyi gömelim, sonra ne yaparsanız yapınız. Bekleyelim babasıyla annesi evlerine gitsinler. Gelinime olanları anlatayım. Üzmeyeyim onu da. Bilirsiniz, gebedir. Tamam, peki. Cenazeden sonra olsun. Sağ olasın Dilever. Alex, kusura bakma, maalesef elimizden başka türlüsü gelmiyor. Anlam, ben sizi geçerim. Ben geldim. Hoş geldiniz Arife. Ne oluyor? Yok bir şey, kaymakamla Cezmi komutan merak etmişler, Dobrev'in ailesi geldi mi gelmedi mi? Evet, onu merak etmiştik Zarife. Neyse, Allah'a ısmarladık. Dediğim gibi ailesi gelince haber vermeyi unutmayın. Tamam kaymakam. Sağ olun. Selametle. Fena bir şey yok değil mi Ali? Yok yok, bir şey fena. Yok bir şey. Fatma Hanım nasıl, iyi mi? Mustafa'nın Vahide'nin durum hali oluyor mu? Ben de onu geldim haber vereyim. Vahide ablam hiç yumuşamadı. Bu kadar da inat olur mu be kızım? Hülya dedi, biz de Hatice ablamla düşündük, Vahide'yi alalım bu gece ona. Hem orada konuşalım. İyi düşünmüşsün Zarif, iyi düşünmüşsün. Ha unutmadan Hüsnü'yüm, Zarifeciki annemleri de bıraktık. Bu gece orada kalsın. Ha güzel. Aslında biz de istedik seninle. Sonra Batar efendi, sonra konuşuruz onu. Tamam. Ramiz baba. Efendim. Bana isi bastı. Bana da. Bana da. Ne oluyor bize bile be, kış günü terleyiz. Ben de. Ben de terleyim.
yaparız yani. Hasan, bir dere bulalım da su içelim bol bol. Yok. Yandım. Ben daha. İçelim mi? Serinleyelim. Oh şükür. Ha. Ağzım dilim kurudu. Ha. Oh. Biz baba. Ecek kükürmemişsin baksana. Terzi Hasan. Cabir Efendi. Tüybe tüybe. Hadi gelin. Hadi. Gelin gelin. Hadi. Hadi gel. Ramiz baba bunlar bizi çağırı. Yine çağırı lan Hasan. Ramiz Efendi. Çok güzelmişlermiş. Evet. Güzeller güzeli. Üçü de güzeller güzel ha. Efendim. Terzi Hasan. Benim. Ay düşündüm. Ramiz Efendi. Sütçü. Sütçü. Hadi gelin. Gel gel. Ramiz baba. Bunlar bizi niçin çağırıyor? Bilmem misin için çağırıyorlar Hasan. Ramiz Efendi. Çağırıyorlar gitmezsek ayıp olur. Öyle öyle ayıp olur. Ama Fatma. Ne diyor? Hatice. Efendiler niçin gelmeyesiniz? Ramiz baba. Efendim. İsteyim bir şey söyleyeyim sana. Söyle. Hatice burada değil ki. Ne diyor yok? Fatma da yok. Hadi hadi. Hadi. Hadi gel. O vakit güsleyelim kendimizi hazırlanalım. Hayda. 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 Bir sözüm var nasıl beğen ben turnalar. Saçlarının tellerinden ince beline dolaşam. İstemişsin dağlar aşam sana ulaşam. Alam seni yarim yapam de bana paşam. Ne kadar güzel kokaysın. Uğri kızım. Ben evliyim. Sonra demedi deme. Ha? Anlaştık mı? Eğilirse. Ne kadar güzel kokaysın. Gel seni bir koklayam. Ama sen atacağım kadar güzel kokmaysın. Yapma be Uğri kızım. O kadar sert çekme sakalını. Hadi bak. Bediyanın ne kadar böyle yumuşak yumuşak çekerim. Hadi bakayım. Çekme değil. Çekme be! Ne oldu be? Ne oldu be? Ne oldu be? Ne oldu be? Cepar Efendi, biz niçin bu ağaçlara sarıldık, üperiz ağaçlara sarıldık? Bilmeyeyim Ramiz Efendi. Ne oluyor bize Ramiz baba, ben korkayım. Korktum ben. Burada dere vardı da. Burada Uğri kızları vardı da. Ne oldu ha? Ben bilim ne oldu. Papaz kıyafeti çaldık, çarpıldık. Ben çalmadım, çarpılmadık. Sonra Uğri kızları vardı. Çarpısak gelir miydi Uğri kızlara? Ben anladım bize ne oldu. Ne oldu silah?
Rahmetli babam da derdi. La mı dermiş babası? Ne derdi? Başka ne derdi? Yedirdin bize zehirli mantarları ya sen. Mantar mı? Üle. Zehirli mantar. Zehirli mantar. Oh. Babam hep söylerdi. Vardır bir çeşit mantar. İnsana gösterir böyle türlü türlü hayaller. Hayal girdi. Ama ne kadar güzel hayal edin ha. Oh. Çok sevindim. Neyse ki çarpılmadık. Hayda. Hayda. Fatmacığım, ben gidem artık. Kız, niçin gidesin kal bu gecede? Kaç gece kalam artık. Sizin canınızı sıkmayan fazla. Aşk olsun bebedi ya. Olur mu böyle bir şey aramızda? Aşk olsun. Hiç duymamış olan ben bunu. Bak kızlar yok. Kocam da yok. Senin de kocan evde yok. Biz dul muyuz? Yalnız kalalım. Hay beraber kalalım. Patlamayasın. Haydi kalam. Haydi. Ana. Ha. Biz Vahire ile gideyiz. Ha, dışarıda mı? Dışarıda. Akız Fatma. Hı. Senin bu Vahide kızın pek üzgün. Ben gidem konuşayım. Ama ne? Ne söylemiştik? Biz halledeceğiz. Tamam, ne bağırırsın? Bağırma. Tamam. Üsmen. Yavri, gel oğlum. Gel oğlum, gel anana, gel. Haydi. Haydi kız kardeş gidelim. Ay. Ay, ne oldu, ne oldu? Ne dedi kaybakan bey? Söyledi mi bir hangi şey? Yok, bir şey süremedi. Oldu dedi, oldu. Ha. Niçin öyle süredin? Lazım, anam bile bilmez. Gizli yapacağız yardımları. Ya. Ey, ne şuşkalanısınız orada, ne fısıldaşısınız bir şey. Sizin o bunditalar ne oldu, o kürkleriniz sizin? Senin de var idi bir şey burada, o çirkin kafalı neydi o, ne sarkaydı? Ama istemeyim artık ya, vazgeçtim. Aa, istemeyim misin? Burası ne güzel zengin gösteri diyeli, o ne sarkaydı burada. Çok zengin gösteri seni de kız. Abla. Heh, geldin mi Zarife? Geldim abla. Vahide ablam içeride mi? İçeride. Konuştun mu bir şey? Yok, daha değil, istedim peşin sen gelesin. Ama bak, nasıl ne anlaştık? Mustafa'nın mısını bile anmayacağız. Yoksa tutarsa o pis damarı, vallahi bizi de mahveder. Nasıl konuşacağız o vakit? Patrik, adamları topla. Yakından buradan ayrılacağız. Tamam Dimitri. De haydi. Niçin buradan ayrılacağız Dimitri? Burası hem güvenli hem de korunaklı. Sana mı söyleyeceğim niçin ayrılıyız? Kararı verdim, ayrılacağız. De oka. Bari sabaha kadar beklesek Dimitri. Yok. Fena bir şey olacak burada. İstedim. Ne oluyor be? Kim ateş etti? Ses aşağıdan geldi Dimitri. Dalar ellerinizde olsun. Yolladın mı adamları? Yolladım Dimitri. Benim Abdül. Abdül mü? Ne istiyorsun be Abdül? Benim haberlerim var sana Dimitri. Ne yapalım Dimitri? Abdül. Silahını at. Kibrit yak ki adamlar gülsün seni. Tamam.
Ellerine silahlarda olsun. Karayörgünün ifadesine göre eşkıyalar tam olarak burada saklanıyorlar. Seçilebilecek en iyi yeri seçmişler. Arazi korunaklı. Öyle görünüyor. Ben o tarafları bileyim. Anamların köyü o taraftaydı. Eğer bu taraftan geçersek eşkıyaların arkasına çıkabiliriz. Buradan da eşkıyaların olduğu tarafa geçebilir miyiz Gülsüm Hanım? Küçük dar bir yol var. Çok az kişi bilir o yolu. Nasıl anladılar ki buradayız Abdül? Bilmiyorum nasıl anlamışlar Dimitri. Muhtemelen adamların sana o kadar sadık değiller. Sen bana bir oyun edeysin Abdül. Oyun mu ediyorum, etmiyor muyum? Göreceğiz. İsterseniz tedbir almayın. Yürü müsün Patrick? De bunun için hiç kimseye güvenmeyin. Çünkü hep aramızda bir hain var. Durumu Doktor Ivan'a da bildirdim Dimitri. Hiç inanmayın bu Türk'e. Yalan söyle, kandırıyor bizi. İsteyi buradan ayrılalım, tuzağa düşürsün bizi. İster inanın, ister inanmayın. Tatlı canınız bilir beyler. Ne lazım yapalım Dimitri? Çok kalabalık gelirlermiş. Ya gelsinler. Ne oldu sen, korkay mısın? Lazım hemen gidelim. Az önce sen söyledin gidelim diye. Eğer bu bizi isterse tuzağa düşürsün. O vakit dil lazım kaçalım. Türkleri burada lazım bekleyelim. Doğru. Ama eğer Abdül yalan söylemezse o vakit Türkler bilmeyi ki biz bileyiz ne isteyirler yapsınlar. Hem bilmeyi ki onlar tuzağa düşecekler. Tamam. Kararımı verdim. Patrick, git topla adamları. İsteyen bir şey söyleyeyim onlara. Çocuklar uyudu mu Fatma? Uyudular, uyudular. Aman artık sen de otur dinlen biraz. Tabii, saklı kız kardeş. İçelim birer kahve. Uykumuzu kaçırır ama boş ver. Kız Fatma. Ne oldu bizim bu kocalarımız? Ne yaptılar? Buldular mı o hırsız ya acaba? Aman, aman kız. Hepsi çıkmış aklımdan. Aman ben de hal mi kaldı onları düşünen bilmem vallahi ne oldular. Haklısın kız kardeş. Vallahi çok yıprandın bugünlerde. İçin parçalan senin için biraz. Sağ ol. İsteyim misin? Neşeli bir şeyler anlatırım sana Fatmacığım. Neşeli mi? Nasıl? Tüyle be kız kardeş bak şimdi uykumuz yok. Kahve içeceğiz daha da kaçacak uykumuz. Kunduzlar gibi oturup bakmayacağız birbirimize. Öyle neşeli mabetler biraz kafamızı dağıtırsın. Ha? Haydi dağıtır bakalım ne yapacağım? Bilmesin ne anlatıracağım sana. Süle. Bile kocalar ne vakit yoktur evde karılara ne olur? Kız ne olur? Dinle şimdi ver mi bir mendilin? Mendili ne yapacağım? Mendil peçete ne olursa olsun ver. Ver göstereceğim vallahi sana. Vallahi bir şey geliyor beni şenlendirasın. Dinga da dinga ne yapacağım? İnşallah inşallah bir gün onu da yaparız. Ver mendili kız. Vallahi al bunu. Ha, olur uygun. Şimdi Fatma Hanım güzel dinle. İyi dinle. Vaktiyle Fatmacığım Selanik'te var imiş Yahudi çok zengin bir tüccar. Bu tüccar çok zengin imiş. Karun kadar çok zengin. Karun ki? Karun'u başka defa anlatırım. Şimdi dinle bir kere Yahudi'nin hikayesini. Dinle. Şimdi bu Yahudi böyle olmuş işi lazım olmuş gitsin İstanbul'a mal götürsün.
gitmiş götürmüş malları. Hem istemiş orada bir üç ay kadar kalsın. Ne? Ama işler uzamış. Çeşit çeşit işlere rastlamış. Çeşit çeşit cilverlerle karşılaşmış. İstanbul bu kız kardeş, şaka mı? Koca İstanbul ha? Manastır'dan büyüktür değil mi? Oo, farkı mı olur? Neyse, bu adamın varmış ailesi. Bir karısı hem bir kız. Allah bağışlasın, neyse. Kadıncıklar beklemişler adamı dünsün geriye, beklemişler beklemişler. Üç ay geçmiş, beş ay geçmiş, on ay geçmiş. Yok, yok. Bir sene sonra adam dönmüş geriye. Kız bir sene mi? Of, vah çok yazık, çok yazık. Bir sene çok yazık. Yazık, yazık. Ama yazısı büleymiş yazık. Ha, yazık, yazık, yazık. Gelmiş adam evine. Girmiş eve, oturmuş. Tutturmuş bir sigara, böyle bakmış, bakmış etrafa. Herkes bakay, 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 bakay. Ne görsün? Ne görsün? Karısı gebe. Nasıl gebe kız? Bir adam yok idi orada bir... Aha! Adam yok idi kad... Tübe yarabbi, tübe bak! Aman! Ama adam hiç azabını bozmamış mı çiğ sigarasını? Hem bakay. Bir ara sonra kızı seslenmiş, Raşel adında bir kızı. Çok imiş nazlı ya, demiş ki babasına. Baba, baba, İstanbul'dan bana ne getirdin baba? Adam da demiş, kızım Raşel'a, sana İstanbul'dan mintan getirdim, en alasından. Çok güzel, çok güzel. Güzel bir mintan imiş. Çok güzel. Gene susaylar, susaylar, susaylar. Bir an sonra karısı da sesleniyor. Bak, Demiş ki... komşacığım... kocacığım Salomon, bana ne getirdin? Bak kız utanmadan sorayım ne getirdin, ne getirdin. Hamilem sorayım. Ya yüzsüz karı. Alaksız. Kocası da demiş... karıcığım Sara. Sana getirdim bir memalık. Memalık ne kız? Bilmiyor musun kız? Memalık de bile güze takılan bir şey. Tamam, tamam. Dinle, dinle ütesini. Sonra kocası bakmış karısının suratına, hem karnına hem demiş. Ben sandım ki sana memalık almışım. Meğerim kendime boynuzlar almışım. Kız bakma öyle. Çıkar bunu, çıkar. Aşka. Nereden bulursun bunları? Oymed ya. Neresi? Efendim damla açıkam. Anam yattıktan sonra kimse gülmeden duymadan yardım yapacağız. Kimse gülmeden duymadan. Öyle. Gene bensiz bir şey bile benden saklaysınız bir şey ha? Yok ana, saklamayız bir şey. Bilim ben bilim. Haydi şimdi. Haydi koyalım sıcak çorba. Soğumasın. Öylesi üç gruba ayrılacağız. Bir grup bu taraftan gidecek. Diğer grup Gülsüm Hanım'ın bahsettiği patika yoldan arkalarını çevirecek. Son grupta buradan devam edip kaçış yollarını engelleyecek. Aynen öyle. Asıl mühim mesele Gülsüm Hanım'ın bahsettiği yoldan geçebilecek miyiz? Ben ne kadar hatırlayayım geç alır. Sen rahat ol yüzbaşı. Öyleyse toparlanalım. Yarın gün doğmadan yola çıkacağız. Ne şükürü be abla. O tosun zaten ya trup gibi uyu ya da yemek ye. Güzel yavrum. Baş başa kaldık çok şükür.
Vallahi siz kaldınız Zarife. Ben söyledim ki tebile kalacağım. Biliz abla, biliz. Ey o vakit. Başka şeylerden konuşalım. Hasanlar ne oldu acaba? İyidirler abla, hiç merak etme sen onu. İşte bu Hasan bana bir vakit boş ol demiş hadi. Hatırlay mısınız? Ne kadar üzülmüştüm. Kolay mı? Sen o kadar sev, o sana boş ol desin. Abla. Aman be abla, sana da hiçbir şey söylenmeyi. Söylemeyin o vakit. Ey bebek ya. Sangalasın kız kardeş. Vallahi te bu kadar bırak angriydi. Vallahi koptum gülerken. Bıraksın şimdi de güleyim. Eyvallah. Fatmacığım, Fatmacığım. Ölümlü dünya bu. Ne yapacaksın fani dünya? Ama sen hiç merak etme hiçbir şey için kız kardeş. Her şey yoluna girecek. İnşallah. Ben nasıl güreyim? Mustafa ile Vahide boşanmayacaklar, barışacaklar, güreceksin. Bak kız kardeş, ben insana ne zaman bakarım güzünün içine. Güz bebeğinin ortasına her şeyi anlarım. Anlarım sevişiler mi, sevişmeyler mi? Mesut midirler, mesut değil midirler? Ona göre sen hiç sıkılma. Mustafa'ya Vahide birbirlerini çok seviyorlar, çok. Onlar ömür billah ayrılmazlar. İnan bana. Saydan mı kız Vahide ya? Saydan kız, saydan Fatma. Güven bana. Ne bebedi ya, sana güvenmesem kime güveneceğim? Sağ olasın. Sen de sağ olasın Fatma. Hadi. Konuştuk, güldük, oyalandık. Neyse, benim uykum geldi. Hay ben yapalım, düşünelim. Hadi. Hay, gel bazen düşün. Haydi. Çok geç oldu ya. Hadi yat ona. Kaynanacığım. Hadi yat kaynanacığım. Siz yatmaymışsınız. Ama sen lazım bizden önce yatasın. Yoksa uyuyamazsın bilesin. Hadi yat kaynanacığım. Haydi. Tübe tübe bir şey çok uykum geldi. Ay ben gittim. Haydi. Haydi. Dilaver. Efendim? Geldiğinden beridir asık suratın. Çocuklarla bile bir laf etmedin. Öyle mi? Farkında değilim ben Meryem. Kusura bakma. Bir hangi şey mi oldu? Söylemeyecek misin bana? Alex. Alex yarın tutuklamak zorundayız. Ne? Evet, maalesef. Maalesef öyle. Niçin? Namık. Sessiz ol, anamı uyandıracaksın. Sen de sessiz ol. İyi oldum. Nasıl yapacağız yardım? Dilaver nasıl söyledi öyle yapacağız. Köydeki evlere gideceğiz. Herkesin başucuna birer akça koyacağız. Ne kadar akıllısın. Ne? Köyde kaç ev var? En az 30 tane. Ay, ne kadar sevinecekler. Bile, Naz'ın bir şey söyleyeyim. Cabbar'ın evine bırakmayacağız. Oldu. Cabbar'ın evine girmeyeceğiz. Öyle, o lazım değil senin.
Üle lazım değilsiniz. Girelim, alalım. Mahvettiler kendilerini. Ne yapsınlar be Tur? Ne yapsınlar? Öyle ama kendilerine de bir şey yapacaklar. Bırak aglasınlar Alex. Bırak aglasınlar. Niçin gelmişsiniz? Sofya da lazım da olsun. Bir şey bileyseniz söyleyin. Yok Yanko. Biz de hiçbir şey bilmeyiz. Sabah erken eve geldi. Ağır yaralıydı. Bizim de bildiğimiz bu kadar. Bırakmayacaktı, gitsin Sofya'ya. Allah. Burası Nabur Hüseyin Efendi'nin evidir. Çok fakirdir kendisi. Başlayalım. Gir onlar. Daha bir koy. Üç, üç, üç tane. Kimsin sen? Ne yapıyorsun benim evimde? Gizliyordum ya ben. Aa, hırsız gelmiş. Yetişin komşular. Oh. Siklet bastı. Çok süzüm var Süleyem. Patlayacım sülemezsem. Sülersen de ben patlayacım abla. Vayde, anladık istemeysin konuşalım. Ama biz Zarife ile konuşursak ona da karışma. Ha, öyle abla, karışma abla. Zarife, bu bizim kız kardeşimizin ne vakit idi en zor günleri? Oo, çok zor soru sordun abla. Hangisini peşin anlatırım? Hani bir vakit Mustafa'yı arabaya yollamış idi. Hani haberi gelmiş idi, şehit düştü de. Sevinin yüzü gülmüyor, bir diber aman eyvah. Dağların sırrını sormayın bize, bir bahar görmeden kıymayın bize. Ayrılık derdini vermeyin. Seninle konuşmayın Vahide. Gülmeyin misin? Zarife ile konuşayım. Dinleyeyim abla. Hani ablam mahvolmuş idi, hastalanmış idi, yataklara düşmüş idi. Aklını kaçırmış idi. Nereye baksa Mustafa'yı görüyordu, onunla konuşayım. İnsan çok sevdiği birini kaybettiğinde en çok neye üzüldüğü? İsteyim misin Süleyen? Son sözlerini Süleyen'e dedim. Kalacak bir hangi söz ne söyleyememişim. Te o söz, o söz yakacak canımı bir ömür. Bize de çok korkuturdu. Gözümüzün önünde elimizden gideydi. Ablanın için hatırlattırırsın bütün bunları. Çünkü göreyim ki unutmuşsun. Unutmuşsun ki sen onu kendi ellerinle arba yolladın. Sen katlandın onu bekleyesin.
Yiğidin karısı yiğit olur diye sen ügrettirdin bize. Unutmamışım abla. Hiçbirini unutmamışım. Ama bilir misiniz gene gideydi haber vermeden. Çarşıya kahvehaneye gitmeyi benim kocam. Silahını almış ülmeye gideydi abla. Dayanamayım artık. Ben nasıl yaşayayım bile? Takatim kalmadı. Yapamayım. Neye kaldı ki takatın abla? Sanki bunu dayanabileceksin mi? Abla affet ama mecburum Süley. Seni hep gururundan kaybettim. Tam süledin bunu Zarife, kitabın ortasında. Hem sen kendin sülemedin mi? Bilim ne lazım yapam ama bilmeyim nasıl yapam. De şimdi tam zamanı yüklenesin. Lazım bekleyesin abla. Madem ki onu bu kadar seviyorsun lazım bekleyesin. Nasıl eşkıyaya silah atarken yiğitlik gösterirsin? Beklerken de göster. Bu dadır yiğitlik. Öyle midir sahi? Ömür bir defa vaidem. Sevdalanmak da bir defa. Çok pişman olursun kız kardeş. Ne lazım yapalım şimdi? Sevdana tutunacaksın abla. Hiç bırakmayacaksın Sevdan'ı. Sevdanın yolundan yürüyeceksin. O yol nereye götürürse götürsün yürüyeceksin abla. Çok seviniriz. Ana, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, ne oldu Süle? Vaide tamamdır. Kız ne deysin? Nasıl ne deyim? Duymay mısın ne deyim? Vaide tamamdır deyim. Aa, şükür ya Rabbim. Vaide. Ay kızım, gel. O yanasının pamuk kızı. Hiç dildirin acı, hiç dildir. Hayırlı sabahlar kaymakam bey. Hayırlı sabahlar komutan. Cenaze bir saat sonra defnedilecek efendim. Tamam komutan.
Bir şey daha var efendim. Nedir? Dün gece Namık ve Nevresti hırsızlık zanıyla tutuklamak zorunda kaldık. Ne diyorsunuz komutan? Maalesef efendim. Geldim dede. Alan bir başörtüsü gelen bende. Sen gelmesen daha iyi olurdu kızım. Öyle mi diyorsun dede? Papaz efendi. Gidelim. Arabacı. Kalife. Dönmemi isteyeyim seninle bir şey konuşalım. Tamam. Deyler ama. Biz hayır için yardım yaparız. Bunlar bizi hırsız yapar. Öyle. Oğlum. Zabit. Oğlum bak. Buraya bak. Zabit. Zabit. Namık, siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Gizlice Nabur Efendi'nin evine girmişsiniz. Bizi hırsız sandılar. Allah Allah. Sanarlar tabii. El alemin evine gizlice gece vakti girersiniz tabii hırsız sanarlar. Ama gizli yardım yapaydık. Siz öyle söylemediniz mi Kaymakam Bey? Öyle, sen öyle söylediniz. Yardım gizli yapılır dediniz. Biz suçsuzuz. Tamam, yeter. Susun, ikiniz de susun. İlyas, sal bu ikisini. Yalnız... İkisine de bir hafta evden çıkmama cezası veriyorum. Bir hafta mı? Dilaver ne? Namık! Bir kelime daha edersen fikrimi değiştiririm. Evi beğenmediysen burada da kalabilirsiniz. Ne dersin? Yok, yok. Yok, ben beğendim evi hapsini. Ya biz Namık'ımla evde hapis oluruz. Öyle değil mi kocacığım? Öyle öyle. Oğlum bir şey soracağım. Bahçeye çıkabilir miyim? Of, evet. Bahçeye çıkabilirsiniz. Ama bahçeden dışarı bir adım bile atmak yok. İlyas Zabit. Al bu ikisini evlere kadar götür. Eğer sözümden çıkarlarsa tutuklayıp nezarete atarsınız. Anlaşıldı efendim. Haydi haydi. Yine iyisiniz. Vallahi vay de korkaydım uzatacağım. Ama Allah duamı kabul etti çok şükür. Aferin kızım. Aferin. Evet. Çok iyi. Aferin kız Vayde. Bak anana da söylemedim ama ben bile korkmaya başladım bu iş için. Dilmi. Fatma abla. Ha hoş geldin. Fatma abla. Ne oldu? Sorma abla ne oldu? Kız gene ne oldu söyle. Hadi gittim Ramız efendim. Bir günlük yolu aldık iki günde. Geldik geldik gel gel Bila düşeceksin gel gel. Durun. Efendi. Efendi gel buraya. Gel gel. Gel. Aç çıkarın aç çıkarın. Aç sen de çıkar. Elbasan Mustafa Efendi'nin külü burası mı? Bu köyü geç şu tepenin ardında. Adı nedir o küvün? Gorisa köyü. Gorisa Gorisa. Gorisa Gorisa. Sağ olasın sağ olasın. Haydi. Bulduk makinemi Ramiz zaman bulduk bulduk. Bulsak iyi oldu lan sana efendi. Eğer ki bulamazsak bu iki yoldan sonra sonu ne olur bilmeyin. Haydi haydi gideyiz haydi gideyiz haydi. Bütün dert
geldiler üst üste gibi. Ah. Bilmeyim. Ne suçu var Alex'in? Niçin böyle yaparlar anlamayayım. Ne bilen be Hatice. Ben biliyordum o çocuktan ötürü başlarına bir şey gelecek. Hey Allah. Fatma. Kız kardeş çalış sakin olasın. Kaymakam Bey'i duydunuz mu? Evden çıkmak yok. Ama bahçeye çıkabiliriz. Öyle ama evden 10 adımdan fazla çıkarsanız sizi hem tutuklarım hem hapse atarım. Hem bu kez bir hafta değil. Çok 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 uzun zaman kalırsınız mahpushanede. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İyi. Dua edin ki Kaymakam Bey size insaf edeyim. Yoksa mahpuslarda çürüdünüz. Allah korusun. Geçite yaklaşayız 105'e. Kıta! Dur! Şimdi burada ikiye ayrılacağız. Ben 20 kişi alıp buradan arka tarafa dolaşacağım. Mustafa buradan gidecek, önlerine çıkacak. Alibanbaşı, sen bizimle geleceksin. Daha sonra kaçış yollarını keseceksin. Anlaşıldı mı? Kazamız mübarek olsun. Amin. Haydi aslanlarım, gidelim. Haydi, acele edin. Yakında burada olurlar. Haydi acele edin, haydi. Bakalım Osmanlı, sen mi daha akıllı ben mi? Kıskanır. Sağ ol abi. Ay kıskanır. Alex. Ben bu işten bir şey anlayamayayım komutan. Ben de Baytar Efendi. Ben de. Ama mahkemede çözülür her şey. Alex bir süre misafirimiz olacak. Evden almak istediğin bir şey var mı Alex? Zarife ile konuşamadım da. İstem Karim'le konuşalım. İzniniz olursa. Tabii. Bu çocuklar morebüle. Gelin! Namıçe, gelinçe neredesiniz bre? Kaynanacığım. Mori neredesiniz? Şimdiye kadar ne vakitten arayayım? Neredesiniz? Ne oldu? Ha? Çocuğum ne oldu?
Haydi Dogri eve. Marş marş. Haydi. Niçin böyle marş marş? Ne yaptı bu çocuklar da ne için marş marş? Bu ikisini dün gece Nalgün'ün evinde yakaladık Münevver Hanım. Niçin ne olmuş? Hırsızlık zanneler tutukladık. Benim çocuğum hırsız ya. Haydi be çek ol oradan. Ne konuşuyorsun öyle? İsteymişler güya gizlice yardım etsinler. Gizlice eve girmişler, isteylermiş para bıraksınlar. Bırakar benim çocuğum sevap yapar. Kaymakam Bey bu kez affetti. Ama bunlara bir hafta ev hapsi verdi. Kaymakam Bey bilir biz ne ailedeniz. Haydi sen sıkılma, haydi bak işin ise. Bunlara müket ol Münevver Hanım. Yoksa başları fena derde girecek. Haydi sana kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Mure sen kendine bak mukayyet ol. Bırak benim çocukları gene mırş mırş değil. Haydi bak işini be çocuğum. Haydi. Aa. Kuku kuku sizi tutarsam. Kuku sizi tutarsam. Haydi bre bak işini sen. Bak. Kuyuzi de rezil ettiniz her tarafta beni mure reziller. Zarife. Zarife. Ana. Ne oldu? Alex? Nereden bulacağız bu evi şimdi? Bir dakika. Kardeş! Kardeş! Dur, dur, bakar mısın? Buyur papaz efendi. Biz birini arayız. Kimi? Hırsız arayız. Hırsız Hasan. Ya, Stefan Efendi. Stefan Efendi'nin evini arayız. Şu yolun sonundaki yer. Sonunda. Sağ evet, olası abi. Kardeşim. Şurayı alabilir miyim? Tabii papaz efendi. Sağ olasın. Güçleneceğim ben ona dikiş makinemi çalmak lazım. Hasan, Hasan dur. Hasan sen papazsın, papaz kal. Papaz gibi davran. Papaz efendi. Sağ olasın kardeşim. Siz de sağ olun. Hadi selamet olun. Hadi. Hadi. Ben yapmayacaktım ha. Haydi gireyim. Herkesin eli tetikte olsun. Dikkatli olun. Şimdi ben soracağım. Stefan Efendi'nin evi burası mı? Burası ise gireceğiz korkutmadan papaz papaz. Tamam Ramiz baba korkutmadan. Stefan Efendi'nin evi burası mı? Burasıymış. Haydi girelim. Şimdi yaptınız abi. Stefan Efendi. Geldiniz mi papaz efendi? Biz de sizi bekleydik. Bizi mi beklediniz? Niçin? Buyurun buyurun. Doğasını edin. Stefan efendi nerede? Burada işte. Ama ölü bu. Evet. Benden evvel kim öldürdü bunu? Başınız sağ olsun hanım. Sağ olun papaz efendi. Makinem nerede? Şşt Hasan sırası mı? Bak cenaze var evde. Papaz efendiler, geldiğinize göre kaldıralımaktır bu cenazeyi. Papaz efendiler, kaldırın cenazeyi. Haydi, çıkarın, çıkarın. Hadi ya. Şimdi beni çok iyi dinle. Annene çok iyi bakasın, tamam mı? Ta ki ben geleyim. Üzmeyesin anneni, tamam mı?
Ne yapayım Alex? Dayanamayayım. O kadar şeyden sonra her şey yoluna girmiş iken bu çok ağır geldi bana. Sensiz nasıl yaparım bilmiyorum. Ağlama Kumru. Bundan sonra her şey düzlenecek. Her şey daha iyi olacak. Her şey geçecek. Yemin ederim sana. Sen ağlama. İnanır mısın bana? Ha? Çok severi varmış bu Stefan Efendi'nin. Her şeye tüvbe etmiş, ürben sahibi bir adam olmuş. Belki ürbetli bir şekilde çaldı benim makinemi. Aslan delirdin mi? Duymadım. Adam 6 aydır asla yataymış. Hırsız o değil. Belki başkasına çaldırdı. Uylu uyundan vazgeçer. Benim makinem nerede? Aslan sus. Başlatma makinandan. Senden ötürü oldu. Erşek. Rahmet Efendi. Şimdi gideceğiz mezarlığa. Foyamız meydana çıkacak. Lazımdır. Okuyalım önü duvası. Ama bilmeyiz onların önü duvasını. Benim makinem nerede? Başlatma makinandan. Rahmet Efendi acele bir şeyler düşün. Düşünemeyim. Papazsızsınız, siz düşünün. Şey değil. Ha. Vaziyeti açıklasak mı acaba? Ya öldürürler bizi, öldürürler. Bir çocuğum adam. Aklıma bir şey geldi. Geçin buraya. Geçin. Şimdi siz dua koyun. Dua koyun. Tamam mı? Dua koyun. Önümüzden geçsinler onlar. Sen de ürk. Gelin ben. Gelin ben size gösteririm. Merak etmeyin. Gelin siz. Gelin burada. Gelin siz burada. Git. Benden haber bekle.
Hazırlıklı olun. Dikkatli olun aslanlarım. Bak bak kim geliyor. Sütçünün yegeni. Senin ne işin var burada? Seni öldürmek benim kısmetimdir. Dağlı kurşunlar yırtıyor geceyi. Korku dağları sarmasın yüreği. Açmasın güller yolunda göçün.